Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle ücretsiz yüksek kaliteli resimler bulabileceğiniz siteleri konuşacağız. Ben bugün sizinle 3 tane siteyi paylaşacağım. Bunları hem yani grafik tasarım işlerinizde hem nasıl diyeyim web tasarım işlerinizde kullanabilirsiniz ve buradaki fotoğrafların hiçbirinin lisansı hani açık, free lisanslı ve ticari kullanımı açık. Rahatlıkla bunları kullanabiliyorsunuz. Bu siteler biz grafik tasarımcılar için, web tasarımcılar için bulunmaz bir nimet. Biliyorsunuz genelde Shutterstock, Dreamstime gibi birçok yüksek kaliteli görselin bulunduğu siteler var ve bunlar aylık abonelik istiyor. Ya da yıllık abonelik de yapabiliyorsunuz ya da kredi alıp satın alıyorsunuz. O şekilde halledilebiliyor hani bu tarz yüksek çözünürlük fotoğraf sıkıntısı. Ama bu fotoğraf, bu siteler hatta daha fazlası da vardı. Ben şimdilik video çok uzun olmasın diye 3 tanesini paylaşacağım. Bu sitelerde işinize yarayacak, tasarımlarınızda kullanabileceğiniz kaliteli yüksek çözünürlük fotoğraflar bulabileceksiniz. Şimdi ilkiyle başlayalım. İlk sitemiz pexels.com. Bu sitede yani bayağı bir foto, yani yüzlerce, binlerce fotoğrafçı var. Buraya belki de kendi tanıtımları için bu fotoğrafları yüklüyorlar. Ve işlerinizde kullanabileceğiniz oldukça yüksek kaliteli ve değişik tasarımlarınızda size fikir de verebilecek fotoğraflar var. Pexels.com sitesinde örneğin bir fotoğraf arattıralım. Ne diyelim? Bunlar İngilizce tabanlı siteler olduğu için İngilizce arattırmalar yaparsanız daha rahat şeyler bulabilirsiniz. Yani görselleri daha bulabileceksiniz. Yani İngilizce aratma, İngilizce kelimeler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu yani iş anlamında, hani iş fotoğrafları bulabilmek anlamında business kelimesini yazalım bakalım neler çıkacak. Gördüğünüz üzere hani bayağı bir görsel çıktı. Bunlardan herhangi birine tıklayalım. Ve bakalım nasıl indiriyoruz ona göre. Fotoğrafın üstüne tıkladığınızda fotoğraf için bir ayrı bir pop-up sayfa açılıyor. İndirme kısmında bu free download kısmı var. Buradan yapıyorsunuz. Burada istediğiniz çözünürlükler var. Yani bunu fotoğrafçı yüklemiş belli çözünürlüklerde. Burada piksel değerinden görebiliyorsunuz. İstiyorsanız daha küçük boyutta da indirebilirsiniz. İstiyorsanız orijinal bölümünü de indirebiliyorsunuz. CC0 lisansı hem bireysel kullanımı hem de ticari kullanımı açık fotoğraf demek. Ayrıca bunun için herhangi bir bilgilendirme yapmak zorunda değilsiniz de. Burada belirtmiş no attribution required diyerek. Yani herhangi bir katalogda ya da bir dergide bir yerde kullandığınızda bu fotoğrafı demek istiyor ki herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Ya da web sitesinde kullandınız ama bu fotoğrafın nereden kullanıldığı bilgisini girmek zorunda değilsiniz de söylüyor. Burada hangi kaynaktan olduğunu da gösteriyor. İstiyorsanız buna tıklayıp buraya gidebiliyorsunuz. Yeni bir sekmede açabiliyorsunuz fotoğrafı. Bu paylaşan kişileri görebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir site üzerinden almış bir fotoğrafı. Görüyorsunuz yeni bir site daha öğrenmiş oluyorsunuz aslında bu sitelere girerek de. Daha sonra aşağı iniyorsunuz. Yani buna benzer fotoğrafları da gösteriyor, öneriyor size. Ayrıca işte burada etiketler var. Bu etiketler üzerinden de tıkladığınızda arama yapılabiliyor. Nasıl indiriyorsunuz? Dediğim gibi burada orijinal diyorsunuz. Download dediğinizde bakın herhangi bir ne üyelik girişi yaptım ne herhangi bir bilgi verdim. Hiçbir şeye gerek yok. Direkt otomatik olarak fotoğrafı indirdi. Buradan da fotoğrafı aç dediğimizde bakalım Windows çabuk açabilecek mi fotoğrafı. Gördüğünüz gibi fotoğrafı indirmiş olduk. Kendi bir ismi var fotoğrafın. Ve hani oldukça da başarılı. Bu fotoğraflar yüksek çözünürlüklü mü dersiniz? Evet, yüksek çözünürlüklü. Bunu da birazdan Photoshop'u açarak da size göstereyim. Bunu kapatalım şimdi. Yani bu sitenin kullanım şeyi bu. Direkt buradan arama çubuğuna yazıyorsunuz ya da ana sayfasına geldiğinizde
Buradan da arattırma yapabiliyorsunuz. Burada trendler var, yeniler var. İstiyorsanız burada hangi yeni her gün buralara giren arkadaşlar olabilir. Hani yeni fotoğrafları görmek istiyorsanız da sadece buradaki sekmeleri kullanabilirsiniz. Yani Pixel.com üzerine söyleyebileceğimiz şeyler şimdilik bu kadar. İsterseniz bir de şimdi bir fotoğraf daha indirelim. Mesela trend fotoğraflara bakalım. Gördüğünüz gibi arka plan fotoğrafları, reklamlarda kullanabileceğiniz fotoğraflar ya da konsept bazı fotoğraflar da mevcut. Yani hakikaten iş görüyor. Yani illa Shutterstock ya da paralı sitelere bel bağlamak zorunda değiliz. Buradan yeni fotoğrafçılar da tanımış oluyorsun. Aslında belki bu sitelerin yapılma amacı da bu. Fotoğrafçı da kendini tanıtmış oluyor belli fotoğraflarını paylaşarak. Onlarla iletişim sağlayabilirsiniz. Belki onlarla ücretli bir anlaşma yapıp çalışabilirsiniz. Bu hem şirketler hem ajanslar için de geçerli. Mesela şimdilik bir tane daha bilgisayarda çalışan insan fotoğrafı indirelim. Yine bakalım orijinal download diyelim. Daha sonra bunu klasörde gösterdiğim. Buradan da bunu atalım buraya. Bakalım fotoğraf gerçekten çözünürlüğü yüksek mi değil mi ona bakalım. Image size'ına gidelim. Gördüğünüz gibi piksel değerleri aynı. 182 cm, 121 cm, 72 piksel. Bunu 300'e çektiğinizde gördüğünüz gibi 43 cm gibi bir genişliği var. 29 cm de büyüklüğü var. Oldukça büyük. Basılı işlerde oldukça rahatlıkla kullanabileceğiniz bir fotoğraf boyutu oluyor. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz Unsplash sitesi. Bu da aynı mantık. Yani Pixel.com gibi burada da çok site. Burası daha geniş bir site. Öyle söyleyeyim size. Daha fazla fotoğraf bulabileceğiniz bir site. Ve ben burayı da çok kullanıyorum. Hani buradan da direkt arattırma yapabiliyorsunuz. Ne diyelim? Mesela people diyelim. İnsan fotoğrafları çıkarsınız. Yani burada gördüğünüz bir yani fotoğraflar bir hani reklamlarda da kullanabiliyorsunuz. Hani kullanabilirsiniz açıkçası. Çok güzel konsept çekimler var. Ve bayağı hani kaliteli. Moda çekimleri de çok. Bu biraz da sizin hem Photoshop kullanma becerinize de bağlı. Buradaki fotoğrafı alarak, manipülasyon yaparak fotoğraf üzerinde çok farklı şeyleri de çevirebilirsiniz fotoğrafları. Unsplash.com'da bakalım fotoğraf indirirken bizden şey isteyecek mi? İndirme, üyelik girişi isteyecek mi? Download free diyelim. Evet, Unsplash.com'da bunu şu an istemedi. Ama istiyorsanız burada ayrıca üyelik de açabilirsiniz. Yani oradan da nasıl diyeyim, buradaki aynı işte sosyal medya uygulamaları gibi kullanıcıyı beğenme gibi kart gönderebiliyorsunuz, koleksiyonlar yaratabiliyorsunuz. Burada zaten belirtiyor. Hani herhangi bir bilgilendirme yapmanıza gerek yok. Bunu kullanabilirsiniz ama istiyorsanız diyor işte Facebook, Twitter'da küçük bir teşekkür bize sağlayabilirsiniz diyor. Hani isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında hani bu Unsplash'la da ilgili hani söyleyebileceğim. Hani burada info kısmı var. Info'ya basalım. Hani bu fotoğrafın kaç kere indirildiğini, ne zaman yüklendiğini, kaç görüntüleme aldığını. Gördüğünüz gibi 4.298.000 küsür hani bir görüntüleme almış. 39.538 kere de indirilmiş bir fotoğraf. Oldukça yüksek beğenilen bir fotoğraf demek ki. Diğer bir siteden video çok uzun tutmak değil. Bu mantık belli. Hani burada etiketler bazında da hani bu etiketin üzerine tıkladığınızda da size fotoğrafları çıkartıyor. Çünkü her fotoğraf yükleyen kişi buraya etiketlerden daha kolay bulunması için etiketlerle yüklüyor. Ve bu etiketleri herkesin kolayca anlayabileceği şekilde yazıyor.
Siz de bu etiketleri kullanarak da fotoğrafları rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Daha çabuk sonuca ulaşabilirsiniz. Diğer bir bahsedeceğim site ise görsel arama motoru gibi çalışıyor. Yani Google gibi çalışıyor ama ne yapıyor? Bu sadece hem ücretsiz hem de ücretli sitelerde fotoğraf arıyor. Yani bu işinizi de pratikleştirebilir. Nasıl pratikleştiriyor? Yani ayrı ayrı sitelere girip ücretsiz yüksek kaliteli fotoğraf veren sitelerde yapmak yerine everypixel.com sitesinden arattırma yaparak burada yazıyor. Bakın 50 tane stock imaj yani 50 tane yüksek çözünürlüklü fotoğraf sitesinden araştırma yaparak size sunuyorum diyor. İsterseniz burada free ve ücretli versiyon sitelerden ya da istiyorsan sadece ücretsiz versiyonlarda arattırabilirim diyor. Siz buradan free only seçiyorsunuz. Buraya yine people diyelim. Burada size öneriler de getiriyor. Aynı Google gibi gördüğünüz gibi. Hani old people diyelim. Ve arattıralım. Bu sitenin size yaptığı en büyük kolaylık size aracı oluyor. Yani bir arama motoru gibi kullanabiliyorsunuz. Burada herhangi bir yani buradan bazen istediğiniz sonuçlar olmuyor. O yüzden ben bazen şeye dönüyorum. Hani benim arattırdığım yerlerde çıkmıyor gibi söyleyeyim ben size. Yani bunun arattırdığı siteleri de görebiliyorsunuz. Oradan onları da araştırabilirsiniz site içerisinde. Bakın 3721 tane görsel buldu. Buralardan sayfa sayfa gidiyorsunuz. Bayağı bayağı gidiyor. Mesela şu fotoğrafa tıkladığımızda bunu hangi siteden bulduğunu gösteriyor. Stocksnap.io var. Mesela bu da ücretsiz bir site. O kadar çok var ki yani en azından bir 20-30 tane site var. Ben hani en çok olan iki tanesinden bahsettim. Bir de Everypixel'den bahsettim. Everypixel'de senden fotoğraf araştıra daha farklı ücretsiz görsel kaynaklarını da bulabiliyorsunuz. Hani direkt oralardan girip arattırma da yapabilirsiniz. Buradan free download dediğinizde bu sizi büyük ihtimalle sitenin siteye link veriyor ve oraya gönderiyor. Buradan o siteyi yine indirebiliyorsunuz. Bugünlük hani bahsedebileceğim siteler bunlar. Bugün neden bunlardan bahsettik? Bunlar bizim tasarım işlerimizde çözüm kolaylaştıran siteler, uygulamalar diyelim. Çünkü her zaman bir paralı görsel üyeliğimiz olmayabiliyor. Bunun için de biz ne yapıyoruz? Bu tarz ücretsiz görsellere kayıyoruz. Yani herkes zamanla zorunda kalıyor bazen. Hatta Google'dan görsel arattırıp oradan belki de lisanslı olmasına hemen oradan görsel indirip kullanmış arkadaşlar. Ya kullanmışlığımız vardır. Yani bunun önüne geçebilmek, en azından gönül rahatlığıyla fotoğrafları kullanabilmek için bu tarz yüksek kaliteli çözünürlük sunan ücretsiz sitelerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz alttaki beğenme tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. İsterseniz o bildirimleri, yani yeni video yüklerine bildirim almak istiyorsanız da o bildirim tuşunu da tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.